Zamanı geldi de geçti, artık gitme vakti. Uzansam sanki dokunacakmışım gibi, her şey çok daha kolay. Kulaklarını tıkayıp dinleyince kendini. Kanıma girdin bir kere, aklımdasın hep. Hayallerim var benim hem de çok büyük. Şu kocaman kanatlarıma bir bak. O yüzden bana dünya çok küçük. Biliyorum çıkacaksın elbet bir gün karşıma. Bir kez dokunduk kaderlerimize. Sonuçta mutluluk neydi, gülümseten neydi bizi hep sorduk. Ah neler umduk, neler bulduk, neydi şu mutluluk. Oraya koştuk, buraya koştuk, peşinden yapma Sera, yapma, yapma kızım. Bir daha oynat bakayım şunu, bir daha. Şu an bir uçurumun kenarındayım. Şşş, bir sessiz, sessiz. Yapma kızım. Yapma Sera, yapma, yapma kızım. Bu bir veda canlı. Ne oldu? Lafı da uzatmaya gerek yok. Vedaysa veda. Benden. Neresi burası? Elveda. Ha neresi? Neresi burası biliyor musunuz çocuklar? Burayı biliyor musunuz neresi? Ben burası? Biliyorum. Gel gel çok yürü o zaman, yürü. Yürü. Hadi gel ne olur. Ne oluyor ya? Sera. Ne olmuş Sera'ya? Neden videosu çekmiş? Ne? Hepinizi çok seviyorum. Ne taraftan söyle çabuk. Baba düz devam düz. Az kaldı geldik sayılır. Emin misin? Evet canımız sıkıldı, hep buraya geliyorduk biz ya. Sera ne olur bir şey yapmamış ol ne olur. Dur 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 geldik. Allah'ım çok şükür. Kızım. Kızım iyi misin? Ya çok korktuk. Niye yapıyorsun böyle şeyler kızım? Sera başına bir şey gelecek diye çok korktuk ya. Sera çok merak ettik seni çok. Ya iyiyim işte. Gördünüz. Gidin artık istemiyorum. Kızım bana bak bakayım. Bak bana. Bak. Ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu yine kızım? Sera canlı yayın falan açıyorsun. Veda falan. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sera sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ben seni gerçekten. Hadi kızım hadi güzel kızım gel. Gel in aşağıda gidelim. İyiyim. Görmüyor musunuz? İyi iyiyim. İstemiyorum gidin başımdan. Başka bir şey istemiyorum gidin. Sera hadi in oradan konuşalım oturalım lütfen. Sera kızıyorum ama hadi artık. Hadi kızım gel Sera. Bak inat etme. Gel üzme beni gel kızım. Hadi kızım. Hadi kızım gel bak buraya kadar geldik hadi. Hadi bırak bunları, gel yanımıza. Ay, nasıl çıktın buraya be? Manzara güzelmiş yalnız ha. O zaman ben sana bir tane hikaye anlatayım. Küçükken ben de evden kaçtım. Aynı senin gibi. Ama benim hikayemde öyle depresyondu, uçurumdu falan yok. Ben kuzunun peşindeydim. Bizim yan patikada böyle kuzular vardı. Ben de bir gün küçüğüm merak ettim. Gittim bunların peşinden. Ya sen bir kaybol. Bir saat, iki saat, üç saat. Annem tabii çıldırmış meraktan. Babamlar, komşular falan filan herkes toplanmış beni aramaya. Neyse sonra bir daha çoban bulmuş beni eve götürdü.
Babam kapıyı açtı. Baktı bana böyle. Şöyle güzel bir gülümsedi. Ben de baktım, ben de gülümsedim. Sonra? Vallahi sonrası yok. Yani babam öyle bir koydu ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen şanslısın biliyor musun? Yani Taylan abi sana şimdi verse verse 100 tane şınav cezası verir. Ya onu da hak ettin yani bu kadar çocuğuna yani. Hadi gel bakayım benimle. Gel gel. Gel gel. Gel. Eren yardım et kardeşine. Gel. Gel hadi. Al kardeşini. İpek bekler misin? İpek. İpek. Ya Vural. Nereye gidiyorsun? Ne yapsaydım yani, gelmişler. Kapıda mı bıraksaydım? Oğlumu annesine sırt mı çevirseydim? Bu senin hayatın. Beni ilgilendirmez. Gel daha sen yukarıda bekler misin lütfen? İpek. İpek. İpek bir dakika dinler misin? İpek. İpek. Atla abi. Batu'nun annesi şeyin evinde. O oyuncu yok mu? Kural Değirmenci. Onun evinde. Amcasıymış, araştırdık. Kadın daha geldi. Kavga ettiler. Garip bir durum, bunları ara abi, bilgin olsun. Tamam. Dönebilirsin. Bundan sonrası bende. Tamam. Bak gelecekler. Göreceksin. Üzüldüğüne değmeyecek. Güven bana. Abarttınız. Bir şey yok işte. Sapasağladım duruyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir de kusura bakmayın, size böyle gereksiz bir telaş yaşattım, heyecan yaşattım. Niyetim bu değildi gerçekten. Şimdi izin verirseniz bir odama çıkayım, biraz dinleneyim. Ama söz, bunu telafi edeceğim. Tamam? Hadi görüşürüz. Hepinize iyi eğlenceler. Dram biraz bana fazla geldi. Ben gideyim bir anneme vereyim. Tamam. Konuşacağız ama. Konuşamadık bak. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yelda. Yelda. Yelda bir dakika bekler misin lütfen? Vural gideyim ne olur. Hayır, gitmene izin veremem, kusura bakma. Ya kadıncağız ne kadar üzüldü, görmedin mi? Ben düzeninizi bozdum sizin. İpek'ti değil mi o? Siz beraber mi yaşıyorsunuz? Sofra da kurmuş sana. Hayır canım, ne alakası var? Biz onunla boşandık, biliyorsun. Ya sofra benim için de sürpriz oldu. Ural. Bizi bilmiyor değil mi? Yani beni. Batu'nun oğlun olduğunu. Hayır, bilmiyor tabii canım. Ya İpek bu aralar birazcık sinirli. Yani bilmediğin alakasız konular var. Ya şu çantayı verir misin artık lütfen? Batu? Alo anne. Ben şimdi eve geliyorum da bir şey istiyor musun? Bak istiyorsan alırım sana mandalina falan ha. Yok yok. Sen gel yeter. Amcandayım zaten. Amcamda mısın? Aha. Burada kalacağız ya. Sen de öyle demişsin. Tamam.
Sen kapat anne, sen kapat, ben geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi. Nasıl? İyi. Daha iyi. Kumsal. Sera çok duygusal bir kız. Annesi de öyleydi. Sanırım bu özelliğini annesinden almış. O daha önce de bu tip bir şeye kalkıştı. Kendine zarar vermek istedi. Neyse. Sera, anlarsın işte, Batu'ya epey düşkün. Aşık filan oldu sanırım. Neyse ki Batu iyi bir çocuk. Diğer serseri gibi değil. Kızıma zarar verecek bir şey yapacağını sanmıyorum. Ama yine de o eski günlere dönmesinden korkuyorum. Sera hep fevri kararlar verir. Ama o seni çok seviyor. Ona yardımcı olalım, olur mu? Siz hiç merak etmeyin. Ben hep onun yanında olacağım. Sağ ol. Hoş geldin, gel. Gel gel, sarılıyoruz. Sanırım Voltron'u oluşturduk ha. Eren, biz biraz kız kıza konuşabilir miyiz? Tabii tabii. İyi misin? Ben iyiyim de, asıl sen iyi misin? Şu acıyan bakışları değiştirir misin artık? Ya keyfim kaçıktı. Gittim, her zaman gittiğim yere manzarayı izledim, geldim. Hepsi bu. Fazla pijaman var mı? Ben bu gece yanında kalıyorum. Ya Kumsal, gerçekten iyiyim. Ya bak, gülüyorum bile, bak bak. Hiç inandırıcı olmadı canım. Ne olur ben de kalayım seninle birlikte, lütfen. Ya vallahi diyorum, bak ben geleceğim, bu yastığa kafamı koyacağım. Sonra ta sabaha kadar uyuyacağım. Yarın da bütün gün beraber oluruz. Vallahi bak, söz. İyi, tamam peki. Fazla ısrar etmiyorum. Tamam. Hadi uyudum ben. Görüşürüz. Seni seviyorum, biliyorsun değil mi? Uyanınca ara beni. Nereye böyle? Ne oldu Olunay? Konuşmayacak mıyız? Senden bir cevap bekliyorum. Ne cevabı? Kumsal'ın Batu'ya aşık olduğunu anlamışsındır artık herhalde. Hala Kumsal diye sayıklamaya devam mı edeceksin? Bugün kardeşimin başına gelenleri gördün değil mi? Böyle bir günde senin saçma sapan kıskançlıklarını konuşacak değilim. Kumsal'ı sevmiyorsun yani. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Eren, ben gidiyorum. Sera ile ilgili bir şey olursa ararsın, hemen gelirim, tamam? Bir şey olmaz. Biz buradayız. Dolunay. Ya biz üstüne giderek daha da ürkütüyoruz Sera'yı. Batu'yu gördüm bugün. Nasıl güldürdü kızı. Yani doğru bir şey yaptı. Biz de öyle şeyler yapmalıyız. Ne bileyim, eğlendirelim onu, kafasını uzaklaştıralım. Peki ne öneriyorsun? Yani yarın toplanırız hep birlikte. Yani düşüncelerden uzaklaştırırız onu. İyilik meleği. Dünyayı sen kurtaracaksın değil mi? Ailesi yanında. Bırak bu ayakları. Dolunay, biz burada nelerle uğraşıyoruz, sen hala ne diyorsun?
yazık sana, acıyorum gerçekten. Kumsal Hanım. Bana bak kızım, doğru konuş benimle. Konuşmazsam ne olur? Gidiyorum ben. İnanamıyorum size gerçekten. Bu kızın gerçek yüzünü görmüyorsunuz ya, ben buna inanamıyorum. Aptal gibi kapıldınız kıza. Donay sen iyice delirdin ha. Takmış herkesi peşine, zevk alıyor bundan. Bir sen bir Batu, parmağında oynatıyor sizi. Donay, pisliklerinden arın öyle gel geleceksen. Tamam mı? Amca! Nerede o? Oğlum. Nerede amcam, nerede? Ne oluyor? Bir sakin ol. Niye bu kadar sinirlisin? Büyüklerinle doğru konuşmayı öğren önce. Sen neden yalan söylüyorsun anneme? Artık benim yanımda kalacaksınız burada. Size ben bakacağım. Yapma ya. Onu daha önce düşünecektim. Anne sen niye geliyorsun buna oyum? Batu burada kalacağımızı bilmiyor muydu? Bu konuda onun fikrini alacak değilim herhalde. Ya sen kimsin ya? Ha? Benim fikrimi almayacak mı? Sen kimsin? Sen bizim hakkımızda ne biliyorsun ya? Amca kimsin sen ya? Sana diyorum. Batu yeter! O senin baban. Anne ne diyorsun sen ya? Anne ne diyorsun sen ya? Ne demek baban? Anne! Anne! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Anne! Anne! Amca kimsin sen ya? Sana diyorum. Batu yeter! O senin... amca. Ne olursa olsun. O da bizden. O da aile. Amcan o senin. Başımıza gelmeyen kalmadı. Batu, durulalım artık biraz. Ne olur yalvarıyorum sana, amcanla kavga etme artık. Benim hatırım için. Yukarı çıkın. Seninle aramızda problemler olabilir. Hatta beni sevmiyor da olabilirsin. Ama annene bu işkenceyi yapmaya hakkın yok. Burada kalın işte. İstiyorsan ben de burada kalmam. Yeterince harap oldu zaten. Annen için bir ateşkes yapalım ha. Annem için. Bugün sana hayran kaldım biliyor musun? Yani belki Sera gerçekten bir şey yapmayacaktı kendisine. Ama yine de onu sen kurtardın. Kahraman gibiydin. En son İzmir'den kaçarken böyle hissetmiştim senin için. Tam diyorum her şey yoluna girdi. Annemi aldım. Sen yanımdasın. Sonra bir şey oluyor. Her şey tepe taklak oluyor. Tam diyorum ki aramızdaki engeller kalktı. Şimdi de Sera çıktı değil mi? Söyleyecektik birbirimize. Tamamlayacak mısın? Peki. Ben tamamlayacağım.
Benim sana sürprizim buydu. Söz vermiştim sana. Kızımı seyrediyorum. Ya yeter ama artık ya. Herkes bana acıyan gözlerle bakıyor. Ay yazık kıza, zavallı kız. Hayır öyle değil, tamam mı, öyle değil. Hep benim suçum zaten, hep benim suçum. Şımarttım tabii seni, üstüne çok düştüm. Şimdi sen istiyorsun ki herkes etrafında pervane olsun. İlgi istiyorsun sen, ilgi, evet. En ufak bir fikrin yok değil mi ya? En ufak. Annem olsa böyle olmazdı işte, o beni anlardı. Sen asla annem gibi olamayacaksın. Asla. Sormayacak mısın? Niye? Kardeşimin sevincini. Sen öyle biri değilsin. Eminim bir açıklaması vardır. Ama anlatmak istersen dinlerim tabii. Belki çok komik gelecek ama... ben eskiden çok neşeli biriydim, biliyor musun? Bir kardeşim olsun istedim hep. Annemin, babamın, başının etini yedim. Sonunda oldu. 5 yıl sonra kardeşim doğdu. Adını ben koydum. Belinay. Bir sabah kardeşim uyanmadı. Sabahları hep ağlayarak uyandırırdı beni. Alarm. Duyduğum en tatlı alarm sesiydi ağlaması. Ama o sabah alarm çalmadı. Kardeşim de uyanmadı. Erken bebek öldü. Doktorlarla konuştuk. Sarsılmış bebek sendromu diye bir şeyden bahsettiler. Sebebi bu olabilir dediler. Hep ben uyuturdum kardeşimi, sallayarak. Ben öldürdüm onu. Sen şimdi suçlu arıyorsun kendini ama. Öyle olmaz ki. Hem bak doktorlar ne demiş? Sebeplerden biri olabilir demiş. Sen değilsin ki bunun sorumlusu. Bugün kardeşimi gördüm. O da aynısını söylüyor. Senin suçun değil dedi. De mutlu ol abla. Tamam. Dinle kardeşini sen de. Mutlu ol. Deneyeceğim. Eren. Serah.
Biraz çok bağırdım. Hoş olmadı ya. Kusura bakma. Neyse sen yanımdasın ya. O kadar mutluyum ki. Değilsin. Ne? İyi değilsin sen. Anlarım ben. Annenim. Ne oldu? Kumsal mı? Kumsal nereden çıktı anne? Anlarım diyorum ben. Anlat hadi. Kumsal değil mi? Gözlerinden belli. Anlat hadi. Senin bana yazdığın mektubu getirmiş anne. Unutmamış anne. Unutmamış. Batu. Kumsal. Çok özel biri. Saf. Temiz. Beni güldürüyor. Sanki dünyadaki hiçbir kötülükten haberi yokmuş gibi. Bazen de kızdırıyor. Korumasız, kırılgan. Gıcık bazen. Çok gıcık. Naif bir tane biliyor musun? Her şeye inanıyor. Yok böyle bir şey. Eline laf atıyor havalı diye ama onun da kalır yanı yok. İnatçı bir de böyle keçi gibi. Ya yaramaz bir çocuk gibi bazen. Ama iyi kız. Güzel kız. Ama onun yanında kendimi güvende hissediyorum. Onun yanında kendimi güçlü hissediyorum. İyi ki var. İyi ki yanımda. Tabii. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Sera. Sera onu seviyor. Tam diyorum rayına oturttuk. Yine bir şeyler ters gidiyor. Sera'ya bunu yapamam anne. Yapamam. Bir de başkalarının iyiliği için kendini feda ediyor. Belki bir gün. Aylar sonra, yıllar sonra. Bütün engeller kalkar. Bir bakmışız, bir engel kalmamış aramızda. İşte o zamana kadar unutmaya çalışacağım isterimi. Bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim. Ne kadar zor olsa da. Öyle bir şey ki anne. Bir yer var. Görüyorum. Orada her şey güzel. Ellerimi uzatıyorum. Ama uzanamıyorum. Susuyorum. Bıraksalar satırlarca yazacağım, günlerce konuşacağım. Ama susuyorum. Bu adil mi anne? Anne. Bu aşk mı? Kavuşamazsın, aşk olur. Sabret oğlum. Sabret. Oha, oha. Ne yaptın kızım sen? İtiraf edemedim kendimi. Kumsal'ın Batu'ya aşık olduğunu bile bile durduramadım kendimi. Böyle giderse herkes daha çok üzülecek. O yüzden duygularıma son veriyorum. Unutacağım Batu'yu. Hatta Kumsal'la Batu'nun arasını yapacağım. Birlikte olmak onların hakkı. Hoşça kal Batu. Buraya kadar yoksun.
Önce takıma girdi. Sonra babamla arasını yaptı bir de. Tüm pisliklerine rağmen kumsala da kendine aşık etti. Şimdi de Sera. Onun yüzünden var ya Sera'nın başına bir şey gelebileceğini düşünmek bile istemiyorum ha. Bizim sorunumuz bu abi işte. Sinir. Çok çabuk sinirleniyoruz her şey. Bak abi adamı. Ha? Kafası rahat. Pozitif adam. Neşeli. Kendi dalgasına bakıyor belli. Kumsal da zaten bu yönünü seviyor bu Batu'nun. Biz ne yapıyoruz abi? Öyle mi oldu? Böyle mi oldu? Şöyle mi oldu? Kafada böyle bir sürü düşünce. Gereksiz. Bırak ya. Git biraz Sera ile ilgilen. İnsanlar Eren'e bak desin yani. Bak Batu'dan da rol çalmış olursun ha. Abi. Adam var ya. Seni rakip olarak bile görmüyor. Farkında değil misin? Sürekli dalga geçiyor seninle. Oğlum ben zaten öyle bir adamdım. Rahattım, pozitiftim. Herif geldi düzenimizi bozdu. E tamam abi. Yine eskisi gibi ol. Cool ol, sevecen ol. Bir de şimdi baskete bak sen. Geliyor. Neydi bu şimdi? O dün gece benim kolum attı geriden. Şey yatarken o yüzden. Yoksa ben şey yapardım. Başka bir spor dalı mı seçsen acaba ya? Keyfin yerindedir şimdi. Anneciğin de geldi. Ben de yokum ortalarda. Ama varım tatlım. Buradayım. Sen hiç fark etmesen de burnunun dibindeyim. Bu gece çok güzel şeyler olacak. Sen şimdi soruyorsun nasıl? Çok yakında öğreneceksin. Artık başlıyoruz. Hazırlayıp gitmiş. Hadi. Anne. Ah. Oh. Dün gece bir tıkırtı duydun mu evde? Yok. Niye? Ya ne bileyim ya. Ben bu aralar kabus görüyorum çok da. Ondandır herhalde. Of. Bana bak. Bugün gelsen okula benimle. Yok be oğlum, sen git. Ben şimdi yük olurum sana. Ya Allah Allah. Ne yük ol canım, ne gel gel. Tek kalma, evde sıkılırsın. Ben sana etrafımı istafı göstereyim şimdi, gel. Tost ısmarlayayım, bir şey yapayım, gel. Ah. Boş ver, gel gel. Yeriz dışarı. Aaaa!
Çok belli ettim değil mi? Pardon. Hani senin bir gölgen var ya. Benim de gölgemle sorunlarım var. Nasıl buldun okulumuzu, beğendin mi? Yani silindirin hacmi kaç santimetre büyümüş? Ya ne bileyim, benim kafam silindir oldu ya. Vallahi ben anlamıyorum bu işlerden. Çakacağım ben bu dersinde. Canım sağ olsun mu? Olsun. İyi. Ne oldu, neye bakıyorsun? Bakıcıyız, merak etme, alıcı değiliz. Öyle mi? Orası belli olmaz yalnız. Allah Allah. İyi misin? Aa, bak kim geliyor. Sera. Selam. Sera benim en yakın arkadaşım. Özlem en yeni arkadaşım. Memnun oldum. Annem olsa böyle olmazdı işte. O beni anlardı. Sen asla annem gibi olamayacaksın. Asla. Taylan Bey. Taylan Bey. İpek Hanım, pardon. Dalmışım, kusura bakmayın. Buyurun, oturun. Buyurun. Tekrar özür dilerim. Taylan Yüksel böyle uzaklara dalar mıydı hiç? Çocuğunuz kalbinize bir hançer saplayınca mecburen dalıyorsunuz. Eren. Eren. Eren hep var. Eren sabit. Ama bu sefer Sera. Onu da kaybediyorum. Gitgide uzaklaşıyor benimle. Dün bana asla annem gibi olamayacaksın dedi. Haklı da. Ona iyi bir babalık yaptığımı sanıyordum ama yanılmışım. Siz onlara hem annelik hem de babalık yapıyorsunuz. Bu hem çok zor hem de gerçekten çok kıymetli bir şey. Sera sizi gerçekten çok seviyor. Bu her halinden belli. Sadece ona biraz zaman verin. Kıymetinizi daha iyi hatırlar. Sizin insanı rahatlatan bir yanınız var. Cennetten birkaç piyano notası çaldınız sanki kulağıma. Neler yapmışım ben öyle? Teşekkür ederim. Dünden beri epey toparlamışsın. Çok iyi gözüküyorsun. Vallahi neşe kattın bize. Ben? Neşe kattım. Ne yaptım ki kızım ben? Bu da hep abartıyor ha. Bak, o da bana katıldı. Oo, bayağı takım oldunuz. Özlemciğim, bugün alışverişe çıkalım, olur mu? Çok tatlı kızmış ya. Değil mi? Evet, çok sevdim. Anlattığın kadar varmış. Ama senin kadar tatlı değil. İyi misin? Eğer bir daha iyi misin diye sorarsan gerçekten çığlık atacağım. İyi misin? İyi miymişim? Evet evet, hatta fazla iyiymişsin, tamam. Ay tamam o zaman, hadi şu kafeye gidip bir şeyler içelim. Of. Hadi. Şu kız sanki bir yerden tanıyorum ama senin arkadaşın mıydı? Ya nereden tanıyacaksın anne İstanbul'daki kızı? Benzetmişsindir. Çay ısmarlayayım sana? Olur. Batu geliyor. Yanındaki kim? Aa, annesini getirmiş. Siz tanışıyor muydunuz? Gel daha teyzeciğim. Ah canım kızım. Anne, Sera dünden doğum günü kızı, hatırlarsın. Ah ne güzel.
kutlu olsun. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Geldi haber. Benim şuna bir bakmam lazım. Siz oturun, ben geliyorum. Tamam. Bir çay ısmarlayalım size. Olur. Yani dersiniz yoksa? Yok yok, daha başlamadı dersler. Tamam. Ya tamam oğlum, paraya ihtiyacım var da öyle animatörlük manimatörlük komiklik falan ben olmadı yapamam. Yani yaparım da yapmam. Ya canım kardeşim, öyle komik bir şey olsa biz yapar mıyız ya? Yani ciddi bir iş bu. Annem Batı abi gel ya. Bak çağırıyor seninki. 500 lira birader. Ha 500 mü? İyiymiş lan. İyi tabii lan. Turistlerle oyun oynayacağız birader. Yani öyle palyaçoluk falan yok yani. Ben seni o toplara sokar mıyım ya? Ayıp ediyorsun. Üf, tamam, nerede otel? İstinye. Biliyorum, sahilde ışıklar, tamam. Tamam, anladım ben. Aynen abi, aynen. Atla gel. Batu, oğlum bu arada hatunlar fena ya. Kızlar yanıyor ya. Ya oğlum saçma sapan konuşmayın. Hadi geliyorum, ben öptüm. Ne o? Otellerde animasyonluk yapmaya mı başladın? Ya şu kırmızı süngerler var ya hani buruna takılan. Bence sana çok yakışır. Yok. Ama sen gel istersen. Senin burnuna böyle bir tane kanca takarız. Ben de tef çalarım, başında oynarsın. Ha? Yakışır ha. Vallahi bak. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Bırak şakaları, o yapsın Zeki. Kim bilir? Belki bir taşla çok kuş vururuz ha. Oyna hadi. Anne, ya Cevdet bir tane iş bağlamış bana da öyle birkaç saatlik bir şey, uzun değil. İstiyorsan gidelim seninle, sonra eve döneriz. Oturuyorduk biz. Ha. Ya oturacaksan otur. Yok be oğlum, ben de eve gideyim. Şimdi kimseyi meşgul etmeyeyim. Hiç olur mu öyle şey ya daha teyzeciğim? Ne meşguliyeti? Evde de tek kalacaksın şimdi. O zaman şöyle yapalım. Ben gideyim geleyim hemen. Sonra seni güzel bir yemeğe çıkartayım. Yani kumsalda gelirse olur. Olur, gelirim. Hatta Sera da gelir ha? Olmaz mı? Çok naziksiniz ama benim çok başka işlerim var ya. Yani istiyorsan gel yani sen de. Evet ya gel. Sonra hallederiz işlerini birlikte. Ya yok gerçekten teşekkür ederim. Başka zaman yaparız. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Peki o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevinecek ha. Şişt. Bak bak bak. Merhaba lan. İyi abisin sen, olur sen de. Bence gayet uygun ya. Ne uygun? Kıyafetler. Parti için. Ne partisi? Sera'nın doğum günü partisi tabii ki. Yok artık ya, ne gerek var, saçmalama. Çok gerek var. Kutsal sen ne düşünüyorsun, bana söyler misin? Kesinlikle katılıyorum. Ya adam gibi kutlayalım şu doğum gününü hadi. Harika. Zeki takımdakilere haber ver. Diğerlerini de çağır. Tamamdır. Uyanamamışım ya. Gel canım gel, çözeceğim ben seni. Hadi yürü. Oraya. Parti var, organizasyon. Görevlendirildik. Teşekkür ederim. İyi geldi sizinle konuşmak. Ben gidip biraz spor yapacağım. Eşlik etmek ister misiniz? Sözüm olsun. Tamam. Unutmam ama. İyi çalışmalar. Sağ olun. Aha. Bak kim geliyor? Siz tanışıyor muydunuz ya? Dur siz ne oluyordunuz? Dur dur dur. Ya hep unutuyorum ya dur. Bacanak değil. Bacanak olmaz tabii. Amca kızları da değil. Elti elti. Heh elti oluyorsunuz ya. Neyse ben gidiyorum anne. Bir şey olursa ara, tamam mı? Konuşuruz. Hadi öptüm. Görüşürüz. Biraz yürüyelim mi? Bir, 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 bir. Neye bakıyorsun başta? İyi. Bir sıfır.
daha ipeğin yanına yaklaşma. Bu sana son uyarım. Üstündeki güzelmiş. Eski bir şey. Teşekkür ederim. Ben böyle rahatsızlık vermiş gibi oldum size. Kusura bakma. Bir yer bulunca biz Batu'yla hemen taşınırız zaten. Ben o tip kıskanç kadınlardan değilim. Vural'da istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Geçmişte ne yaşadığınız sadece ikinizi ilgilendirir. Ben gideyim artık, görüşürüz. Ne oldu? Bana yine yalan söyledin. İpek her şeyi biliyormuş. Beni, seni, Batu'yu. Yine yalan söyledin bana. Güzel olduk bence ha. Ha? Ya abicim sen şu fesi kafana tak da bak biri gelirse öyle seni boş boş görmesin. Ne yapıyorsun? Al taşı şuraya taşı. Pardon. Ne yapacağız anlasana? Oğlum bak şimdi kafalarını yola sokuyorlar. Yiyorlar. Çeyrek altın ilk bulanda kazanıyor. Niye? Manyak mı onlar? Ya oğlum ne bileyim ya uyum böyle hadi. Evet. Ladies and gentlemen. Ich würde wohl alles tun. Willkommen, welcome, hoş geldiniz. This team is professional animation. He is from Kahramanmaraş. He is from the street. I am from Alanya. Today's game. Şimdik. You eat. Yoğurt neydi lan? Ben nereden bileyim oğlum? This is yoğurt. Halis mulis mulis manda. Do you know manda? You eat the yoghurt and in the yoghurt there is altın, gold, okay? Gelin. Yani you put your head to the yoghurt, okay? Hop! And altın buldun, find it, got it. Koy cebe, altın, anladın? Ya. İçeride tipine bak. Sen kendi tipine bak lan. Asla etme adama. Evet. Who want to play the game? Altın gold. Come. Gel ulan. Gel. Gel ya. Abi sana bu yoğurt yeter mi? Biraz daha koydurayım mı? Bir anlamıyor. Okay. Come. Yeah. My friend. Very good. Turkey is good. Lady. Come. Okay. One, two, three, go. İlk tanıştığımız zamanı hatırlıyorsun değil mi? Magazincilerden kaçıp senin bahçene sığınmıştım. Sonra göz göze geldik. Sonra ben sana aşık oldum. Sen bütün kadınlara aşıksın. Ne kadar çok bunalmıştım bu ünlülük meselesinden. Bana ilaç gibi gelmiştin. Bambaşka hayatların insanlarıydık. Zaten olamazdık belki de. Hamile olduğunu bilseydim seni terk etmezdim. Öğrendiğinde sahip çıkabilirdin. Ali'ye gittin. Kardeşimi bana tercih ettin. Ben Ali'yi tercih etmedim. Ona sığındım. Sahip çıktı bana. Kimsem yoktu, kol kanat gerdi. Sen de bunu kıskandın ve aramadın. Ali iflas ettikten sonra Ali'ye yardım etmek için onu defalarca aradım. Ama ikiniz bir oldunuz ve bana cephe aldınız.
Senin hayatını ben mahvetmedim, Ali mahvetti. Abi kardeş yaptınız bunu. İkiniz. Ayrı ayrı. Artık sadece oğlum var. Başkasına da ihtiyacım yok. Batu mu? Eren çağırmış olamaz herhalde değil mi? Zannetmiyorum. Baksana kızları da getirmiş eğer. Çalışıyor herhalde. Evet çalışıyor galiba. Senin söylediğin lavuk bu mu? Ha. Eren. Dövelim mi abi? Gitti. Allah Allah ya. Neyse oğlum biz anlaterimizin peşindeyiz boşver. Evet. Haydi. Çok güzel. Bravo. Ne yedin be amca, ne yedin be? Bakıyoruz bir saniye, sessizlik, sessizlik. Dur, dur, dur. Evet, bravo. Kazananımız göbekli Alman, Felt German kazandı. Siz gidebilirsiniz. Abicim al bunu. Bozdur güzel güzel, harca patatesler al, göbeği büyüt. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Hadi görüşürüz. Siz devam edin, siz devam edin. Evet, şimdi sırada karaoke yarışmamız var. Ne oldu canım? Çok mu özledin beni? Kızları da getirmişsin. Hmm. Seren'in doğum günü kutlamaya geldik. Bula bula da burayı buldun öyle mi? Aa. Eğleneceğiz işte hep beraber. Sen eğlendirirsin bizi. Eren benim sınırlarımı zorlama. Bize bir şarkı söylesene. Ya bir gidişim. Okay guys. Kötü mü? He is a great singer. You know? He's a Turkish pop star, like Justin Bieber. Come on, come on. Hey. Hadi Batu. Yok artık. Ne oluyor ya? Ben anlamıyorum valla. Bilmiyorum. Tamam. Madem bu kadar isteklisin. Madem böyle. Gel bakayım. There is a little game, we play the game. Understand? Yeah, yeah. Schön, d'accord. Göm. Seri. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Algaranın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Benim bir işim var, iki dakika gidip geleceğim. Merak etmeyin, tamam mı? Dönüp bakmaz arkaya. Ulus cebeci çangaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris'te. Eren Efendi seni bile çağırdı, beni çağırmadı yani öyle mi? Neredeler? Seni kim çağırdı? Eren ben seni var ya. Evet, bravo, bravo, buyurun, buyurun. Evet. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi sıra sende. Dear tourist, this guy is a very good dancer. Like Turkish Shakira. Okay? Dans et dostum biraz görelim. Bu benim işim değil. Senin işindi. Ve aferin gayet iyi yaptın ha. Ya korkma bu kadar ya. İki tane kıvırcan işte hep yaptığın şey. Ben yarışmam seninle. Ha. Bana da tam tersi. Hep benimle yarışmak istiyormuşsun gibi geliyor ya. Ben anladım ama seni. Sen nazlanıyorsun. Sana güzel bir alkış lazım. Eplaz, eplaz, eplaz. Usta, bak herifini topluyor puanlara. Bir şeyler yapman lazım acil söyleyeyim. Peki, madem öyle yapalım şeyler ha. Dans edelim. Vay! Bana yardım eder misin? Memnuniyet hayatım. Akşam Batu ve Kumsal'la yemeğe gideceğiz. Üstümdeki uygun mu sence?
Ne oldu ki? İpek güzelmiş dedi ama bilemedim ben. Şimdi çocuklar da benim yüzümden şey olmasın. Bir yere gidiyoruz. Ne şovmen çıktı be. Bravo. Bir moral alkışı. Bravo. Ferah. Aa. Seren nerede? İşi çıkmış. Gelir birazdan. Sana dün sorduğum bir soru vardı. Hatırladın mı? Şimdi konuşmasak. Sen soruma cevap vermemiştin. Ama ben bir cevap istiyorum hayatım. Nasıl yapalım? Onlar sonra. Sonra değil, şimdi. Cevap ver. Kumsala hala aşık mısın? Sırası mı şimdi? Sus. Peki, bir daha soruyorum. Kumsala hala aşık mısın? Ondan. Yap. Lütfen. Pardon. Ne o? Bu kadar dans yeter. Şimdi biraz da konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Gerçi anlatacağım şeyler biraz modunuzu düşürebilir. Ama olsun. Şimdi size çok acıklı bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin baş kahramanı, hepimizin göz bebeği, Akademi Üniversitesi'nin prensi Eren Yüksel. Dolunay, hadi delirdin iyice ya. Deliren ben değilim, sensin Eren. Kim derdi ki koskoca Eren Yüksel böyle bir duruma düşecek? İzmir'den gelen bir adam onu her gün kepaze edecek. Benden bahsediyor, benden. Yazık ama Eren'e de. Ne yapacağını şaşırdı. Sahnelerde dans edip kendini kanıtlayacak kadar düştü işte. Helal olsun sana kuzen be. Vallahi konuşan. Tüm bunlar neden oldu peki, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bir kız yüzünden. Dolunay, ver şunu bana artık, yeter. Bırak. Yalan mı? Ne oldu, korktun? Azıcık erkeksen çıkıp söyle. Ama yok. Hepimizin tanıdığı Eren Yüksel korkan tekiymiş meğer. Evet, yanlış duymadınız. Eren'i bu hale düşüren bir kız. Çünkü Eren Yüksel İzmir'den yeni gelen ilgi manyağı bir kıza aşık oldu. Oh. İzmirli prenses Kumsal güçlü. Ve tabii Eren Kumsal'ın kuyruğundan ayrılmadı. Onu bakım evlerine götürdü. Cebine sadaka koydu. Hatta burs komitesine yalan bile söyledi. Sen iyice zıvanadan çıktın artık, yeter. Yalan mı? Yalan mı söyle, itiraf et. Seviyorum de, istiyorum de, aşığım de, var mı de. Ama sen busun işte. İşte böyle susarsın. Oha, nasıl ya? Kumsal'la Eren mi? Yok artık ya. Yeter lan, yeter! Bırak lan! Çıkın gidin otelden. Çıkın gidin. Hadi. Recep. Yürü paşa. İyi misin? Sen kimi kandırıyorsun ya? Seren'in doğum günü kutlayacakmışız bilmem ne. Ya düpedüz Batu'yu rezil etmek için çağırdın bizi buraya. Bu yaptığın çok kötü niyetli bir hareketti Eren. Sana hiç yakıştıramadım. Ah be abi. Ne yapıyoruz burada?
Akşam için sana elbise alacağız. Yok, olmaz. Gel daha lütfen. Lütfen buna izin ver. Batu'nun seni en güzel haline görmesini istiyorum. Hadi gel. Yok, olmaz. Nasıl? Süper. Pardon, bakar mısınız? Bunun 38'i var mı? Tabii, depoda olması gerek. Bakayım ben. Lütfen. En sevdiğin renk siyahtır. Ayakların 38'dir. Gösterişini sevmezsin. Ve güldüğün zaman da gamzelerin çıkar. İşte bak burada. Hadi dene. Hadi. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Döner misin? Bence akşam için hazırsın. Ya yarısı marısı idare edeceğiz artık. Oğlum bunu aldığımıza da şükür ya. Al Reco. Abi senle şunu al. Ya al, parasını olsun ya. Benim para düşünecek halim yok. Ya kardeşim inat etme. Al şunu ya. Allah Allah. Evet. Biz ufaktan sizi yalnız bırakalım. Reco. Kardeşim bu arada mevzu olursa ara. Canını da sıkma yani. Bak sen bize lazımsın, ona göre. Hadi eyvallah. Görüşürüz Batu abi. Görüşürüz Enge. Öfkeni kontrol altına alman lazım. Her şey tamam. Bir o değil mi? Önce kendine zarar veriyorsun, sonra çevrendekilere. O adamdan uzak duracaksın. Batu yapma, ne olur, bu sen değilsin lütfen. Ya Kumsal, ben seni korumaya çalışıyorum, farkında değil misin? Tamam da neden koruyorsun, kimden koruyorsun? Ben tehlikede değilim ki, iyiyim. İyi tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Evet, Eren ilk başta bana yardım etmeye çalıştı. Yalan da söyledi. Ama ben bunların farkındayım. Ona cevabını da verdim. Hatasını anladı. Merak etme. Eren bana aşık falan değil. Sen Dolunay'a ne bakıyorsun? Arkadaşız biz. Niye gülüyorsun anlamadım. Seni pamuklara sarıp büyüttükleri için sen herkese her şeyi gözle bakıyorsun. Böyle giderse canın çok yanar Kumsal. Çünkü sen rüzgar nereye eserse oraya gidiyorsun tıpış tıpış. Sandığın kadar kör değilim ben, anladın mı? Kadınlar böyle şeyleri hisseder. Eren bana aşık falan değil. Öyle bir niyeti yok. Ya gülme. Lütfen, sinirleniyorum artık. Acaba sen içten içe böyle düşünmek istiyor olabilir misin? Ha? Kendini kandırmak işine geliyor olabilir mi? Kumsal, bak seni uyarıyorum. Böyle devam edersen çok daha büyük problemler ortaya çıkacak. Benden söylemesi. Tamam yeter, kapatalım konuyu, neyse ne. Nerede bizimkiler? Sera nerede? Batu Bey, sizi bekleyen bir sürpriz var. Çağırmam söylendi. Buyurun. Ne? Ne sürpriz ya? Buyurun. Bu ne ya? Haberin yok mu? Çıkarın.
Tövbe tövbe. Ne kadar zordur kim bilir. Yani bize böyle bir şey hazırlaması. Ya tamam, ben de üzülüyorum Sera için de. Yani eğer mevzu bensem, ben zaten onu açık açık anlattım. Senle benim aramda hiçbir şey olamaz dedim. Ki mevzunun ben olduğuna falan inanmıyorum. Bunun bir tane eski sevgilisi vardı, okula geldi böyle psikopat sapık bir şey. Onunla ilgili bir şeyler yaşadı falan filan. Yani zaten ben olsam niye böyle bir şey yapsın? Deli mi bu kız? Ya haklısın. Ama kız neler yaşamış, sana da anlatmıştır. Ya dün kendine zarar verecek miydi, vermeyecek miydi onu bile bilmiyoruz. Daha önce denemiş, yapmış. Belki travmaları var. Bazı şeyleri bizim gibi kolay kolay atlatamıyor. Ya o da benim arkadaşım. Ne yapayım, görmezden mi geleyim? Olur mu böyle bir şey ya? Nasıl bir bencillik bu? Olur tabii, niye olmasın? Allah Allah. Ya benim var ya, kaç tane travmam var sen biliyor musun? Sen niye benimkileri görmezden geliyorsun? Ya kumsal. Biz niye aramıza böyle şeylerin girmesine izin veriyoruz ki? Ha? Bırakalım ya. Niye engel koyuyoruz kendimize? Bana bak. Hadi gel gidelim anneme şöyle güzel bir yemek yiyelim. Hı? Bunları da unutalım gitsin. Hadi gel gel. Sana kalsa yaşlanacağız zaten. Nasıl olmuş? Vallahi ben anlamam makyaj işlerinden ama sen ne yapsan güzel oluyor zaten. Hayda, ne oldu size böyle bu akşam ya? Fazla mı olmuş, ben bilemedim. Ne yapayım, değişeyim mi? Olmamış, olmamış. Gel bir öpeyim seni. Dur. Oh. Dur, makyajımı bozacağım. Bozulmaz, bozulmaz ya. Çok güzel olmuşsun anne ya. Gerçekten çok güzel olmuşsunuz Yelda teyzeciğim. Ya sen ha? Güzel kızım benim, çok güzel olmuşsun. Ay, sersem oldum. Bu kadar iyilik, güzellik fazla bana ya. Anneciğim, ne istersin? Nereye gidelim, ne yapalım? Yani bilmiyorum ki çocuklar, siz karar verin. Aa, olmaz ama. Bu gece sizin geceniz, siz söyleyin. Çok doğru söylüyor. Patron sensin, söyle. Ya... Böyle bir balıkçı vardı deniz kenarında. Çok güzeldi. Hadi ya, kimle gitmiştin? Yani kaç sene oldu oğlum şimdi? Nereden hatırlayayım ben? Öyle gençken gitmişiz işte. Hem zaten İstanbul'da değişmiştir çok değil mi? Bulamayız zaten, boş verin. Öyle bir şey yok. Neredeydi? Bu şey Sarıyer tarafındaydı. Güzel. O zaman istikamet Sarıyer. Buyurun. Dinliyorum Vural. Neymiş bakalım bu kadar önemli olan şey? Ne oldu sana böyle? Ne zamandan beri böyle bir kadın oldun sen? Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Yelda'nın kıyafetlerine laf edecek kadar düştün mü gerçekten? Birileri beni şikayet etmiş. Ben hiç kimsenin kıyafetine laf etmedim. Dürüst bir iltifattı sadece. Ne yani, bu hikayenin kötü kadını ben miyim şimdi? Aşağılık kompleksi yapmış olmayan şeyler uyduruyor kafasında. Yelda ile ilişkimizi bildiğini de söylemişsin. Yok yok, ya ben bayağı şikayet edilmişim belli. Özür dilerim Vural. Gerçekten bunu bilmemin bir sorun yaratabileceğini düşünemedim ben. Bütün bunları benim canımı acıtmak için yapıyorsun değil mi? Taylan'la da onun için görüşüyorsun. Ne zaman aramız açık olsa hep onun yanındasın. Ne ima ediyorsun sen? Açık açık söyle. Ayrıca ben bekar ve özgür bir kadın. Kiminle istersem onunla konuşurum. Kahve içerim, otururum. Bu seni kesinlikle ilgilendirmez. Selam söyle. Bu tavırlar seni yalnız bırakacak. Yanlış yapıyorsun. Haberin olsun. Hazırlan kızım. Gidiyoruz.
Hayda. Şansa bak ya. Aa. Ay. Ne güzel yerdi. Üzüldüm bak şimdi. Neyse canım, sağlık olsun. Başka yerde yeriz değil mi? Hı, aynen. Tamam, hadi yürüyün. Şu ayakkabımı bağlayıp yetişiyorum ben size. Yürüyün, yürüyün. Ay, buralarda da başka balıkçı yok sanırım. Aa, cin yemeği sever misiniz? Yani, ben de sevmem zaten. Hanımlar. Buyurun. Yok artık. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Hırsız mısın? Oğlum, nasıl açtın sen bu kapıyı? Üniversite kartım anne. Sen demiyor muydun üniversiteler kapıyı açar diye? Açıyormuş işte. Hadi. Oğlum saçmalama. Kapat şu kapıyı. Bak gündüz vakti bir gören olacak. Başımıza dert alacağız. Ne yapıyorsun? Batu, bu bayağı tehlikeli bir şey. Olur mu öyle şey? Ya bir şey olmaz. Ben menüye bakacağım. Ne yersek ne içersek parasını da bırakacağım. Bahşiş de bırakacağım. Adamlar kapalıyken iş yapacak. Daha ne ya? Oğlum. Ay, ya biz böyle mi yetiştirdik seni? Evet öyle yetiştirdim anne. Ya yakalanırsak? Ya bir şey olmaz, cenazedeler ya. Bunun da gömmesi var, duası var, ne bileyim helvası var, vahvahı var, ağığı var, sarılacaklar falan. Çok işleri var. Ya hadi anne, hadi, hadi, hadi. Hadi prenses, hadi. Hadi kralın kızı, hadi. Ben bunlarla başa çıkamıyorum Lili. Sen ikna edersin diye sana getirdim. Merhaba anne. Merhaba anne. Biliyorsunuz anneniz için bu dünyadaki en önemli şey dürüstlüktü. Her şeyi açık açık konuşalım isterdi. Oturturdu bizi karşısına, zorla itiraf ettirirdi. İçimizde kalmasın derdi. Hadi başlayın. Herkes içinde kalan bir şey itiraf etsin. Tamam. Ben başlıyorum. Seni çok özledim Nil. Seninle beraber çocuklarımı da özledim. Eren'i özledim. Sera'yı özledim. Aile olmayı özledim. Tıpkı eskisi gibi. Keşke yanımızda olsaydın. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum be anne. Bir kapı var sanki. İçeri girmeye çalışıyorum. Yok. Olmuyor. Bu kapı sanki hep duvar. Keşke yanımızda olsaydın. Güçlü olamadığım için özür dilerim anne. Keşke yanımızda olsaydın. Sen her zaman benim tek aşkımsın. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Tamam mı? Bazen
Bu yükü tek başıma taşımakta zorlanıyorum. Bana destek olacak birine ihtiyacım var. Aslında biri var. Bir şey olduğundan değil. Sadece bir isterim. Seni çok seviyorum. Çok. Gelin gelin. Evet Yelda Hanım. Rezervasyonunuz var mıydı? Yoktu. Buyurun sizi en güzel masamıza alalım. Hop 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 ne yapıyorsun? Oturuyorum. Heh, görüyorum onu da. Asistanımsın sen benim. Kalk. Asistan mı? Evet. Yok öyle armut bir ağzım ödüş. Hadi kalk. Geliyoruz anne biz. Dördüncü kim? Sana da mı geliyor? Dün ben biraz fazla asabi olduğum için düşündüm ki... Kumsal? Yelda Hanım, buyursunlar efendim. Yani içeride içecek bir şey aradım ama sadece bunu bulabildim. Çalgam. Çok balıklı olmasa da bence güzel. İçelim. Ayrıca Batucuğum, sana da bir sürprizim var. Bana mı? Neymiş? Amca ne yapıyorsun ya? Çocuk hareketler. Senin de hediyen bu. Anne ne oldu? Ne bileyim. Öyle duygulandım. Hepimiz bir arada. Ya anne sen yemin ediyorum böyle ayrı bir test konusun yani. Sana ne oldu ya? Ay ben de duygulandım. Ben zaten böyle ağlayan birini görünce hiç dayanamam. Hoppala. Amca yok artık ya. Oğlum bunca yıllık oyunculuk boşuna mı yaptık? Bırak da istediğim zaman ağlayalım. Evet, kötü şakalar bittiğine göre ben bir kadeh kaldırayım. İlk öncelikle biricik anneme. Oğlum benim. Seni tanımlamak çok zor amca ama sanırım garip ama yer yer sempatik amcama. O da olur. Ve son olarak İzmir'den İstanbul'a kader ortağım şımarık prenses Kumsal'a. Sağlığınıza. Şerefe.
Hop hop hop. Hiç öyle bir şey yok. Siz artık yaşlandınız. Bırakın bu işleri. Allah Allah. Bak yaşlanmışız görüyor musun? Oğlum ben seni cebimden çıkartırım be. Eskiden oyunculuk yapmış ya. Hayal gücü geniş tabii. Siz bırakın bırakın biz de hadi. Ya şunu kaldırayım bari oğlum ya. Aa tamam ama. Aa dükkan kapandı. Geçmiş olsun. Teşekkürler geldiğiniz için. Buyurun. Şimdi kovuyor musun yani? İyi peki hadi bakalım. Al bakayım şunu. Kasada bir yere koyarsın. Yok öyle bir şey. Bizden diyorum ya. Aa tamam ama. Hadi tamam. Dışarı hadi. Tamam. Tamam. Şunu o zaman al da. Eve de buraya girdiğin gibi girme. Adımız çıktı ha. Buraya girdik ya. Hadi. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Of. Evet. Of. Batu Bey oturdunuz ama hadi size bulaşığı alalım. Ya her şey güzel de bu bulaşık işini ben hiç sevmiyorum ya. Hadi hadi söylenme. Nasıl toplanacak bunlar? Sen bir iki dakika otursana gel. En güzel yemeğini yedim. Evet. Balıklar çok lezzetliydi. Ben balıklardan bahsetmiyorum. Biliyorum. Ama bu konuşmanın nereye gideceğini tahmin edebiliyorum. Yapmayalım. Lütfen. Kumsal daha ne kadar kaçacağız? Sadece bir süre daha. Ben artık kaçmak falan istemiyorum. Ama buna mecburuz. Değiliz. Batu yapma lütfen. Şu an bunu yapamayız. Biliyorsun. Ben kabul etmiyorum ya. Etmiyorum. Kumsal bu gece o kadar güzeldi ki. Her şey olmasını istediğim gibi. Sen mutluluk mutluluk diyorsun ya. Ya mutluluk bu işte. Mükellef bir sofra. Sevdiklerim yanımda. Annem. Sen. Bunlar ki? Ne? Ertuğrul amca, başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Siz kimsiniz? Ah, 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 ah. Ertuğrul amcam. Biz... Ertuğrul amcayla tanıştığımız vakit Almanya'daydık Ayşem'le beraber. B takımında top oynuyorum Schalke'de. Gelsenkirchen'de döner kesiyorum ince ince. O zaman Ayşem'le yeni evlenmiştik. Geldik Ertuğrul amcanın yanına. Ertuğrul amca dedik böyle böyle. Oğlum dedi hemen dedi boşanın dedi. Ya şön. Bunun bir karısı varmış çok pişman olmuş. Aman dedi sakın ha. Efendim? Ha, hanım abla, aldırma sen. Sen anlatsana biraz Ayşem. Sen çok seviyorsun Ertuğrul amcayı ya. Tabii seviyorum. Seviyorum da... Sen daha çok seviyorsun be. Ha? Sen anlat. Bir gün, hiç unutmuyorum. Aa, unuttu üzüntüden. Ya ama yani... Çok başka bir adamdı Ertuğrul amca ya. Çok çok başka bir adamdı. Nasıl öldü o? Ben üzüntüden gitti kafam. Ne o kalp krizi mi oldu? Ne oldu? Kafası rahat düştü. Hı? Kafasına at düştü. Yani dediğim gibi... Herkesin başına gelebilir. Bugün hangimizin başına at düşmeyeceğinin garantisi var ki? Hiç. Şu an mesela mutlaka bir yerlerde... Birinin kafasına at düşüyordur.
Bu ülkede kişi başına düşen at sayısı kaç bileniniz var mı? Hı? Bence siz Ertuğrul amcayı tanımıyorsunuz. Tanıyoruz ya, ne demek o ya? Salondan tanıyoruz biz onu. Hangi salon? Masaj salonu diyeceğim, olmayacak. Spor salonu. Okey salonu. Şöyle yapalım. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Bu bizim borcumuz. Kaç kumsal? Yürü. Hadi hayırlı akşamlar. Sağ ol. Çok güzel bir geceydi. Uzun zamandır bu kadar keyifli bir sofra görmemiştim. Batu iyi akıl etmiş. Senin de gelmene sevindim. İyi geceler. Ya biz seninle hep böyle kaçacak mıyız? Ne var işte, spor oluyor ya, fena mı? Ama çok ayıp oldu adamlara. At bozdu iş, at. Bakıyorum yine bağladın Şahike ile Ayşe'ye. Vardır bir sebebi. Neymiş? Ya bir bakmışsın. Aradan 5 sene geçmiş. Almanya'dayız. Döneri ben keserim. Sen servis yaparsın. Annemi de kasaya koyarız ki hayatta çalmaz. Şahike de B olmaz, C olur. Ha? Ne oldu? Konuştuk bunları. Biliyorsun. Şimdi böyle konuşup beni daha fazla üzme. Ya komutan, yanlışım varsa düzelt. Sen baban yüzünden senelerce istemediğin bir hayatı yaşıyorsun. Bunun yüzünden İstanbul'a geliyorsun. Şimdi aynısını Sera için mi yapacaksın? Ya komutan, bak sen İzmir'de cesur bir karar verdin. Şimdi yine aynısını yapman gerek. Korkuyorum Batu. Sera'nın kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Babasına söz verdim. Ya böyle bir şeyi şu an nasıl riske edebiliriz ki? Her şey açık. Sera seni seviyor. Ya sen? Alo kumsal, kusura bakma rahatsız ediyorum bu saatte ama Sera iyi değil. Yapma ya. Ya babam, ben hiç yardımcı olamıyoruz ona. Belki sen yardımcı olursun diye düşünüyorum. Tamam, ne yapabilirim peki? Bize gelmen mümkün mü? Tamam, olur, geliyorum ben. Çok sağ ol. Tamam.
Yok. Açmıyor. Uyumuştur belki. Ne berbat bir gün ya. Tam neşeleneceğim diye gaza geliyorum. Olaylar olaylar. Ya kızım tamam. Hemen ne sinirleniyorsun ya? Allah Allah. Daha gün bitmedi. İlla ki seni mutlu edecek, memnun edecek bir şey buluruz. Ne gibi mesela? İşte onu bilmiyorum. Bilemiyorum. Kim bilebilir? Kim bilebilir biliyor musun? İnternet bilebilir. Saçmalama. Bak şimdi sen. Bak bakalım şimdi. Dur ya, çözeceğim ben şimdi. Sen dur. Evet. Nasıl mutlu olunur? Bakıyoruz. Bak burada 5 tane altın madde var. Dinle. Birinci madde insanları sevin. Evet. İnsanları seviyor muyuz? Hayır. Tabii ki sevmiyoruz. Geçiyorum o zaman ikinci maddeye. İki, kendinizi sevin. Öyle bir şey sizde zaten yok. Tamam, üçüncü madde. İşinize yakın oturun. Bizim işimiz zaten ne? Okul. Okuldayız, yurtta kalıyoruz. Bu zaten mesela bu bir madde. Bir adımdır yani bu. Dördüncü madde. Sık sık gülümseyin. Tabii sen de biraz zorlanacağız bu konuda ama artık yavaş yavaş şey yaparız yani. Beşinci madde. Evet. Beşinci madde ne? Neyse bunu geçelim. Çok şey madde değil yani. Söylesene oğlum. Öpüşün diyor. Bol bol öpüşün diyor bak. Bir şey danışacaktım. Dolunay sonra konuşalım. Hı? Ya çok kısa bir şey. Tamam. Biraz daha beklesin. Yarın konuşalım. Ya ben senin gelmeni bekliyorum 2 saattir. Böyle mi oldu yani şimdi? Dolunay ben mi dedim beni bekle diye? Bir kere de ben kendimi iyi hissetmeyeyim. Bir kere de ben anne olamayayım yani. Hakkım yok mu buna? Hep biz topluyoruz seni. Bir kere de ben dağıtmış olayım. Olamaz. Kızım bana ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Ben mi söyledim bunu? İnternet söylüyor. Kızmıyorum Zeki. Düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Tamam. Kalk. Ne oluyor ya? Hadi. Öpüşelim. Nasıl? Yani madem bir işe yarıyormuş deneyelim mi? Ya yok sen şaka yapıyorsun ya. Hayır hadi. Ha ciddisin. Nasıl mesela? Dur. Ağızdan öpüşmeyin. Evet sus artık hadi. Öpelim öpüşelim o zaman. Gerizekalı. Problem yok. Bekle geliyorum. Halledeceğiz. Tamam. Okey. Hiç sorun değil. Şu an devamcı olabiliriz. Her şey kaldığı gibi. Gel. Islaksın leş gibi. Büyüsü kaçtı. Olmaz böyle bu iş. Yarın okulun arka bahçesinde 9'da ol. Orada öpüşeceğiz. Tamam mı? Gonca. Yarın 9'a. Arka bahçe okulda. Unutma sakın. Uyandırdın mı? Gel.
Anne be. Biz ne zaman şöyle rahat rahat güleceğiz? Ne zaman? Ağlıyordu odasında. Uyuyakalmış, haberim yoktu. Bilsem çağırmazdım seni buraya kadar. Kusura bakma. Olur mu öyle şey? Ben gelirim. O iyi olsun da. Annem mezarına gitti bugün. Sanırım onun etkisi var. Bu arada Dolunay'ın söyledikleri için... Yok, önemli değil. Gerçekten konuşmayalım bu konuyu artık. Ben Dolunay'ı tanıdım. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Aslında tam olarak da bilmiyorsun. Annemin bir huyu vardı. Eskiden ne zaman canımız sıkılsa oturturdu bizi karşısına. Anlatın derdi. İtiraf edin, rahatlarsınız. Sanırım benim de içimdekileri dökmem gerekiyor sana. Ben de saf gibi özür dilemeye geliyorum. Şu hale bak. Sonuna kadar haklıymışım, hatta az bile yapmışım. Yeter artık Dolunay. Uğraşma benimle. Elinde Batu'yu da attın cebe. Oo, ne güzel. Dolunay. Defol git böyleden. Hemen. Bir daha da sakın gelme, anladın mı beni? Benden, kumsaldan, sevdiklerimden uzak dur. Defol. Ne oluyor ya? Ben gidiyorum. Yok, otur kızım, otur. Otur. Çocuklar. Bakın, gençsiniz. Yani aramızda ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum ama... öfkeyle kalkan zararla oturur. Ya bir sakinleşin artık. Sera'nın hali ortada. Hayatınızda ne oluyor, ne bitiyor unutacaksınız, Sera'ya destek olacaksınız. Tamam mı Eren? Kızım, sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Bizim bir misafir odamız var, bu gece burada kalıyorsun. Ama... Aması maması yok, geç oldu. Bizde kalıyorsun. Eren sana odanı gösterir. Ama ben gerçekten... Ne oluyor burada? Yok bir şey yok kızım. Kumsal da seni görmeye gelmiş, merak etmiş. Ya eğer sen dinlenmek istiyorsan... ben şimdi giderim, yarın sabah tekrar gelirim. Yok, gitme, kal. Sana ihtiyacım var. Ne seversin, ne yapayım sana? Fark etmez.
Aa, fark etmez, yok elimizde maalesef. Amcaların da ara sıra kötü şaka yapma şansı olmalı bence. Sabahları uyanamaz o. Ondan böyle değil mi annem? Kızım hayırdır? Ne ara geldin sen? Siz? Annem. Neyin var senin? Hadi bir şeyler ye. Kendine gelirsin. Midem bulanıyor. Ben bir nane limon kaynatayım, iyi gelir. Neredesin be kızım? Hadi bir vur al. Kal suyum hemen. Uyar mı? Ben okulda ederim kahvaltımı ya. Gerek yok. Bizim kahvaltılar meşhurdur. Aşağıda bekliyorum. Hazırlan gel. Geldim, geldim. Geç geldin. Trafik vardı. Öğrenciler, hocalar karıştı. Tamam hadi, biz işimize bakalım. Bitirelim şu işi. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Turp gibiyim. Hadi. Solgun görünüyorsun. Yok ya, deli misin? Maşallah de. Hadi biz işimize bakalım. Harşu! Ne yapıyorsun ya? Hasta oldun dün gece değil mi? Salak! Gonca! Yarın yapalım mı? Ne zaman yapalım? Bak ben yemin ediyorum yarına bomba gibi olurum ha. Yarın akşam 9 ha? Babam yaptı, bakalım beğenecek misin? Yalnız tarifini sorma söylemem. Çok gizli. Sana gelmeyecek mi? Oo var ya. Topasın uyanmaz şu an. Aklıma gelmişken ben bir tabak hazırlayayım da uyanınca yesin. Kahvaltıdan sonra biraz konuşabilir miyiz? Tabii, konuşuruz. Ben de kızım nerede diye merak ediyordum. Gerek yok. Yok, içim rahat etmez. İpek! Bizim kötü bir niyetimiz yok. Gideceğiz zaten en kısa zamanda.
kötü insanlarmışız gibi davranma bize lütfen. Onlar benim ailem. Sınırını bilsen iyi edersin. Sorun mu var sizin aranızda? Yok oğlum, olur mu öyle şey, olsa söylerim aşk olsun. Hem hadi sizin okulunuz yok mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz akşama. Annemin sorunu benimle. Gel gel gel. Ben sana ne söylemiştim? Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen benimle konuşmuyorsun. Dün otelde söylediklerini unutmadım. Kumsalla uğraşma. Basit. Kumsalla uğraşma. Sana son uyarım. Tamam mı? Akıllı ol. Tüh ya. Ben de senin uyanık olduğunu falan düşünmüştüm. Eğer sen de safmışsın. Senin o çok sahip çıktığın kumsal bütün planlarını Eren'le yapıyor. O otel organizasyonunu kim yaptı sanıyorsun? Kumsal Eren'e gitti. Eren oteli ayarladı. Sera'da bahaneleri oldu. Bütün gün beraberler. Hatta şu an bile. Ay. İyi gaz veriyorsun, güzel gaz veriyorsun da unuttuğum bir şey var. Sera çok kötü durumda. Kumsal da onun en yakın arkadaşı. O yüzden ona destek vermek için mecburen bir araya geliyorlardır. Ne var bunda? Vallahi kim kime destek oluyor bilmiyorum artık. Ne diyorsun sen ya? Dün gece gördüm onları. Bahçede oturuyorlardı. Eren'le Kumsal. Ay ışığı, romantizm. Sera falan da ortada yoktu. Eren'i de birazcık tanıyorsam rahat durmamıştır. Doğru konuş Dolunay, doğru konuş. Valla benden söylemesin. Bana bak, yalan söyleme, ben öyle kız falan dinlemem ha. Ya bırak kolum, acıyor. İnanmıyorsan git bak. Hiçbir şeyden haberi yok, bana patlıyor gerizekalı. Gel daha saçmalama lütfen. Burak böyle olmuyor. Çok zor, anladın mı? Bana da yazık, ona da yazık. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Tamam. Bir daha seni elinde böyle valizle falan görmek istemiyorum. Ya böyle kaçarak olmaz ki. Gücüm kalmadı Vural. Artık ağır geliyor her şey. Aşacağız. Birlikte aşacağız. Bir daha seni elinde valizle görmek istemiyorum. Böyle kaçarak olmaz ki. Gücüm kalmadı Vural. Ağır geliyor artık her şey. Aşacağız. Beraber aşacağız. Çocuklar, ben okula gidiyorum. Haberleşiriz. Kahvaltı için teşekkürler. Afiyet olsun. Eren. Görüşürüz baba. Eren, bizle ne konuşacaksak konuşalım, bir an önce de ben gideyim, geç kalmayayım. Tamam. Nasıl oldun? Ben iyiyim de şu iki gündür size yaşattıklarım garip garip şeyler oldu. Ya yok, olur mu öyle şey? Senin yolun da gerisi önemli değil. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek biliyorum ama... Ya
İçimde kaldı. Artık söylemek istiyorum. Batu. Ben seni seviyorum. Ya keşke böyle olmasaydı ama oldu işte. Sera, sana önceden de söyledim. Seninle asla birlikte olamayız. Biliyorum. Her şeyin farkındayım. Kumsal'la senin. Aranıza girmek için zaten hiçbir şey yapmam. Ben iyiyim. Üstümden büyük büyük kalktı. Şu an daha iyiyim. Zaten gelip geçici bir rüzgar gibiydi. Esti geçti. Sevindim. Kumsal içeride mi? Abimle oturuyorlar havuz başında. Tamam. Görüşürüz Sera. Tamam. Batu. Kumsal'la birbirinizi seviyorsunuz. Beni de düşünmeyin. İyiyim ben. Tamam? Başını yastığa koyduğu anda uyuyan adamlar vardır ya hani. İşte ben onlardan. Derdim tasam yoktu. Okul falan, takım. Her şey yolundaydı. Ama bir şeyler, bir parçam eksikti sanki. Sonra sen geldin okula. Mutluluğu arıyorum dedin. Ben çok etkilendim o cümleden, biliyor musun? Sonra seni yakından tanımaya başladım. Bir baktım. Kendimi tanıyamıyorum. Yalan nedir bilmeyen ben, senin için herkese yalan söyler olmuş. Uyuyamıyorum. Kafamda bir sürü düşünce var, bir sürü an, hayaller. Sonra bir gün bir kalktım, aşık olmuşum. İzmirli bir kıza. Sana. Seni seviyorum ben Kumsal. Eren, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Söyledim, ha? Ben sana ne söyledim? O adamla görüşmeyeceksin demedim mi? Açıklayabilirim, bir dinle. Neyi açıklayacaksın? Adam yüzüne baka baka seni seviyorum diyor. Sen ne yapıyorsun? Eviliyorsun, geviliyorsun. Hayır desene adamın suratına. İstemiyorum seni desene. Bana haksızlık ediyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya sorun da bu zaten Kumsal. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ben sana kucak açıyorum. Gel başımın üstüne taşıyayım diyorum. Sen ne yapıyorsun? Kaçıyorsun. Ya bu kadar cesaret yoksa gelmeseydin peşimden. Hayırdır oğlum, ha? Namus bekçiliğine mi başladın? Ha? Kız sana hesap mı verecek? Dinle beni, dinle. Bu akşam saat 11:30'da sadece sen ve ben. Bir kişi ayakta kalana kadar. Tamamdır. Güzel. Şimdi konuşmaya başladın işte. İşinize dönün. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Bende gili kevlar metril, sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton. Hep dikenli tel etrafımda, kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep diken diken gel bir gör. Tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım, hadi konsun artık. Meşgule verdi. Neredesin Batu, neredesin? Çıldıracağım. Kulağına dandik müzik takılanlardan. Ama kusura bakma, yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen siz dersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacak.
olacakmış gibi konuşuyor. Şuna baksana kek, altına bez, alsana test. İki kere iki ceza eder net. Bir ikiminizi de bir bardak bile dolmaz. Ne yapayım ben? Mi velet? Elini arayayım. Kadı politiktir, bunu hazmedemiyor sana. Tir kıvarda hit list, çoğunuz misfit. Karalara ver geri senleri hep biz. Bu da kapalı. Karalara tuz bas, karalara ayak ile herkese kumpas. Kurbak uzaktan headshot. Zaten göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zeki ne olur söyle neredeler? Zaten çok soğuk etraf pus. Hiç yalan dermiş. Söyleyemem ya. Biliyorsun görüyorum. Söyle neredeler lütfen. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Lütfen. Mikrofon ve ben kaybolduk. Gördüğün rüya hayır olsun. Ben kapitan bak sapıtan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çatı pat ben top atan. Kalk gidelim benzini koy boy bak bana gelmez. Buralar karışık zaten. Göz gözü görmüyor hep sus. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştum. Nasıl sanıyordun? Çok konuşmalı başlayalım. Göz gözü görmüyor hep sus. Takip derler ses etme sus. Kul salda uzak duracaksın lan. Enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Yalan der misin? Bekler dinler misin? Kul salda seviyorum anladın mı lan? Ya bayat der misin? Seviyorum. İnsan içer misin? Uzak duracaksın lan. Oğlum öldürsen de bırakmayacağım lan. Batu! Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Bende gili kevlar metril sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak geçsem ne olur her gün deklaton. Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep diken diken gel bir gör. Tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum. Aktisim ol her sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağına dandik müzik takılanlardan. Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacak. Yacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek. Altına bez alsana test. İki kere iki ceza eder net. Bir ikiminizi de bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildin mi velet? Rap harekettir ve de politiktir. Bunu hazmedemiyor sen attir. Kıvarda hitlis çoğunuz misfit. Karalara ver yeri sen gene hitlis. Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara.